Evet kıymetli dostlar hepiniz golbar.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videoya hoş geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar Mourinho vazgeçmiyor Şimanski. Niye vazgeçmiyor? Sezon başından beri en çok eleştirilen isim bence Şimanski. Yani ne derseniz deyin. Beklenen performansı gösterememesine rağmen teknik direktör Jose Mourinho'nun birinci tercih olmaya da devam ediyor. Ama aslına bakarsanız 13 maçta 11'de hani Süper Lig'de oynanan 7. maça da ilk 11'de başladı. Avrupa'da 6 mücadelede de şans buldu. Beklentilerin uzağında. Geçen sezon ilk 7 haftada 5 gol 1 asist yapan futbolcu. Bu sezon sadece 1 asist yaparak geçen sezonun çok uzağında kaldı. Ama Mourinho vazgeçmiyor. Taraftarında zaman zaman eleştirilerinin hedefine geliyor. Ee, hani taraftar sahadaki enerjisinin düşük olduğunu söylüyor ama Mourinho da sahadaki enerjisinin yüksek olduğunu düşünüyor. Hani ileride katkısının yanında karşılama için sürekli defansa yardım ettiği rakibe yapılan baskıda da önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Yani Portekiz'de çalıştırıcı oyuncuyu bu yüzden oynatmıyor. Hatta ne demişti arkadaşlar? Şimanski'nin takıma yaptığı katkı bizler için çok önemli. O baskıdaki şiddetimizin devamlılığını sağlıyor. Bunu 90 dakika boyunca yapıyor. Savunma arkasına koşular yapıyor ve savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendiriyor. Yani bizim için her zaman çok önemli bir oyuncu demiştim. Süper Lig'de 1.35 gol beklentisi yakalamış. Maç başına 1.7 şut istatistiğinin oynuyor. Hani şut yüzdesinde 0.4 gibi oldukça düşük bir yüzeye sahip. Volkan Demir güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki Şimanski'ye ne göre verirsen oynuyor. Bu sezon 10 numara oynamıyor. Bakın Sebastian Shimanski bu sezon 10 numara oynamıyor. Fred'le aynı pozisyonda oynuyor ama bu sistem, bu düzen hani bu sistem, bu düzen oyuncu tartıştırıyor." Şimdi Şimanski Fred'den aynı. Arkadaşlar ben bir itirafta bulunayım. Ben bunu yazın üye arkadaşlara söyledim. Dedim ki arkadaşlar Mourinho'nun sisteminde 10 numara yok gibi bir şey. Yani çift 8 ya da 3 tane 8 var gibi düşünün dedim. Hani hepsi de savunma katkısı yapacak. Hepsi de ofansif katkı yapacak. Çünkü modern futbolda artık 10 numara diye bir kavram kalmadı. Ya 4-4-2'ye dönüyorsun. Gol beklentisin. E, yani gol lazımken. Ya da Hani 4-3-3 oynarken ortadaki üçlü. Mesela Barcelona'da zamanında o Iniesta'lı, e Xavi'li sezonda onların da 3 tane 8 numarası vardı. Hani biri 6 gibi oynuyordu doğru. ikisi 8 gibi oynuyordu. Şimanski'nin de aslında rolü burada. Ama şu var. Biz Şimanski'yi ne zaman anlayacağız biliyor musunuz? Ya da ne zaman toparlayacak? Kasım'dan önce toparlamaz. Ya da Aralık'tan önce toparlamaz. Kasım'dan önce, Aralık'tan önce hep böyle tek düze tek düze gider. Ee, savunma problemleri hemen hemen Fenerbahçe'de çözüldü. İş orta saha ve forvete kaldı. Orta saha ve forvetin yaklaşık bir aydan toparlanacağı görüşündeyim. O zaman Şimanski ha bak yine başladı leblebi gibi saydırmaya deriz. Ya da belki de deriz ki arkadaş iyi bir iş yap seni devre arasında gönderelim. Hani bize yüksek teklif getir dersin futbolcu da canlı dışına takar falan filan. Şimdi Mourinho'nun bir tarafında sakatlık korkusu var. Ya milli takıma giden isimlerin sakatlık yaşamadan dönmesini istiyor ki aynı korku Galatasaray'da da var biliyorsunuz. Yani e, Galatasaray'da Yakup sakat demiş 90 dakika oynatıp Senegal'e falan göndermemiş. Ama mesela milli takıma gönderilecek isimlerden bazısı mesela Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Bayat, e, İsmail Yüksek. Hani bunların sakatlığı malum. 13 tane futbolcuda da yine aynı şekilde sakatlık korkusu var. Şimdi ben sakatlıktan ziyade şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin uğraşıyorlar. Bak göreceğim bilgiç. Diyor ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemiyorlar. Çok da söyledim ama Erdem Bey bizim yararlandığımız sistem dedi. Galatasaray E Galatasaray şampiyon olduğu sistem bu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sistem bu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sistem bu. Başakşehir'in hani şampiyon olduğu sistem bu. Ama Fenerbahçe hep ikinci. Ya tesadüfe ben her zaman söylüyorum. Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. O yüzden de yani size normal geliyor. Ya bir sistem varsa bu sistem Fenerbahçe'yi yarışta tutuyor ama istediğini vermiyor. Niye istediğini verirse Fenerbahçe'ye iyilik etmiş olacak. Ya da Fenerbahçe'nin önünü kesmezse Fenerbahçe zaten hak ettiği şampiyonluğu almış olacak. O yüzden de durum bu. Şimdi Aşağıdaki flow'umuzu ayrıntılı herkesin anlayacağı şekilde anlattığımız prosedürü özetleyelim diyor Hakan Hanoğlu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kendi şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ'ye olan borçlarını artı %70 sermaye katılım payını ödemeden sermaye arttırımı yaptırmayan SPK yani Fenerbahçe sermaye arttırımı yapıp para elde edip Bankalar Birliği'ni sıfırlamak istedi. Fakat SPK dedi ki Fenerbahçe futbol şey olan borçlarını ödeyeceksin. Artı %70 de sermaye katılım payını ödeyeceksin. Yoksa sermaye arttırımı yaptırmayız dedim. Aynı durumdaki daha beter borcu olan Trabzonspor'u hani gelir gider skalasını düşündüğünüz zaman hani Fenerbahçe'nin geliri 10 gideri 10 diyelim. Ama Trabzonspor'un geliri 3 gideri 5. Daha da kötü durumda olan Trabzonspor'a izin veriyor. Trabzonspor bir yıl içinde 3 defa sermaye arttırma yapıyor ki %600 diyor. Yatırımcılarından elde ettiği faizsiz kaynağı bankalar birliği borcunu kapatmada kullanıyor. Şimdi biz Fenerbahçe olarak her zaman söylüyorum. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Aynı iznin bize de verilmesini istiyoruz. Hani artık emsal var. Şimdi Fenerbahçe başkanlığı yerinde olsam hani siyasetten arası iyi olan yöneticilerimiz varmış ya. Gidin bunu sunun. Millet nasıl izin aldıysa, millet hani a, araya torpil sokmanın lüzumu yok herhalde değil mi? Ya şunu yapmak için torpile gerek yok herhalde. Ben en azından öyle düşünüyorum. Ya biz de bunu şey yapalım. Ya acun olacağı mesela Metin Öztürk'e cevap veriyor, işte Survivor'cı sözüne cevap veriyor. İşte e, Metin Öztürk'ü tanımıyorum da işte bu üstüp doğru değil de falan filan diye. Ya derin futbolda baya baya konuştu, hani mide bulandırdı. Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu dedi mesela. Neyden so, so, söylüyor bunu? Hani kim, Metin Öztürk ne demiş? Kim bahis işlerinde ceza yemiş? Bakın diyor. Ben yurt dışından para almadım. O yayın yurt dışından geliyor. TRT ve birçok kanalda bu reklamları gördük. Arkadaşlar TRT de direkt yayınlıyor. Yani başka kanallarda da yayınlıyor. Zamanında Star'dayken o da yayınlıyor. Yurt dışında maç bir ajansa satılıyor. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. TRT'de de aynı reklamlar var. Bahis reklam alan Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu? Bile bile aldı bunu. Yani Metin Öztürk'e soruyorum. Siz formanıza bahis reklamı aldınız. Sahaya çıktınız. Bu para nerede? Bunlara cevap veriyor musunuz? Diye söylüyor. Yani seninle ne biçim insansın falanlar. Yani acını unutun Fenerbahçe'ye cevap verin. Bundan sonra istedikleri açıklamayı yapsınlar. İnşallah yöneticilerde de bu seviyeye ulaşır. Bak Dursun Özbek, Ali Koça, Acun Ulucalı, Galatasaray... Dur bir saniye. Dur. Galatasaray illegal şirketten çalıştığını ineliyor. Galatasaray'ın sponsorluk veren şirket illegal. Çalışanların hepsi kanunsuz. Bir suç şirketinin reklamını yapmak bu. Bundan sonra istedikleri açıklamayı yapsınlar diyor. Dursun Özbek Ali Koç'a Acun Ilıcalı Galatasaray'a salladı demiş. Ali Bey de siz ne yaptıysanız onları anlattı demiş. Yorumunuz nedir sorusuna şu cevabı veriyor. Ali Koç da Dursun Özbek ne güzel seviyeli konuşmuş. İnşallah Dursun Bey'in yöneticileri de bu seviyeye ulaşır demiş. Yani arkadaşlar bakın uğraştığımız şeylere bakın. Yani Galatasaray'ın ceza almaz. adaletin olduğu her ligde Galatasaray küme düşürülürdü. Ben size söyleyeyim. Ya da ağır cezalar alırdı. Ya arkadaş adamlarda içki, alkol reklamı yapmak serbest. Adamlarda borsa, işte ne bileyim yasa içi, yasa dışı bahis reklamı serbest. Ama bizde değil. Real Madrid'in de sanırım Bevin'di şurası. Yani yıllarca Bevin yazıyordu değil mi? Bildiğim kadarıyla bahis şirketi. Ama bizde yasak. Bunu anlamıyorsunuz. Neyse biz transfer konuşalım ya. Yoksa canımız çok sıkılacak. Aa, Ahmet Ercanlar diyor ki TFF mevcut hakemleri temizleme kararı aldı. Bu kararı uygulamaya başlayacak. Yeni yapılanmaya göre bir genç hakem yetenekliyse 2 yıl içinde Süper Lig'e kadar çıkabilecek. TFF bir karar daha aldı artık bak artık var odasında yabancı bir danışman olacak. Bu danışman müdahale edebilecek yetkileri fazla. Şimdi bunu bu, ne, bu e, bir şey söyleyeceğim. Bu karara ilk hangi kulüp karşı çıkmıştır sizce? Ben şunu söyleyeyim. Kulüp ismi vermeyeceğim ama bu karara hangi kulüp karşı çıktıysa şikecinin kralıdır. Türkiye'nin en namussuz kulübüdür. Dünyanın en haysiyetsiz kulübüdür. Ya bunlar demişken aklıma şey geldi. Erman Torol'un. E Erman Toroğlu diyor ki Galatasaray'ın kimyası bozuk, kanı bozuk, şey kimyası bozuk pardon. Yönetim ikili oynuyor. Fatih Terim gelmek istiyor demiş. Fatih Terim de José hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Kazandığı kupaların üzerine söylenecek bir şey yok demiş. Bak dikkat edin. Birdenbire Fatih Terim gümlemeye başladı. Dikkat edin. Bak birdenbire gümlemeye başladı. Zaten Okan Buruk geberiyor. Yani beni kovsunlar, beni defetsinler diye geberiyor. Çünkü Okan Buruk her şeyin farkında. Galatasaray'ın top oynamadığının farkında. iki senedir hakemlerle şampiyon yapıldığının farkında. Ya yani geri zekalı değildir herhalde. Şimdi akıl var, mantık var. Fenerbahçe mesela Nörsland maçında işte bak Avrupa'da Türk hakem olmayınca yenildi şöyle böyle. Ulan 14 tane eksik vardı. Allah'tan korkusuzlar. 14 eksik. Galatasaray'ın bugün az kadrosundan 14 eksiği koyun. Lan yani 14 eksiye gerek yok. Köy takımıyla beraber kalıyor Galatasaray. 14 eksikle gitse herhalde yenilirdi Galatasaray bunlara. Köy takımına. 9 milyon euroluk takıma. Yani e, neyse. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Anlayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi. Livakovic'i istiyorlarmış. Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği gollerine eleştirildi ama bu sezon maşallahı var ve kendini buldu. 29 yaşındaki eldiven Süper Lig Avrupa maçlarında iştah kabarttı. Twente maçında 8 kurtarış yaptı. Birçok kulüp takip ediyor ve takip edenlerin iştahını kapattı. Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekipleri. Arkadaşlar sezon başında 8 milyon euroluk bir teklif aldık biz Livakovic için. Hatta hatırlarsınız ben bunun duyumunu da vermiştim. Demiştiniz hocam o kadarlık duyum teklif varsa niye satılmadı diye. Herhalde şimdi dersiniz ki hocam sen haklıymışsın dersiniz. Suudi Arabistan kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir kulüple çalacak diye bekliyoruz. Ama ortada fol yok, yumurta yok. Şimdi 5 maçta kalesini gole kapattı. 13 maçta 14 gol yedi, 5 maçta kalesini gole kapattı. <laughs> 2028'e kadar Fenerbahçe'nin sözleşmesi var. Ancak bu demek değil ki gidecek, bu demek değil ki kalacak. Bu sadece e, bilginiz olsun diye arkadaşlar. İkinci olarak Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire sakatlığından dolayı birkaç hafta sahalardan uzak kalacakmış. Yani biz ayın 9'undayız. 24'ünde Fenerbahçe'nin maçı var Manchester United'la. <laughs> İnşallah o maçta da oynamaz. Sonraki maçlarda iyileşirse de iyileşsin. Bir şey diyemem. Şimdi Medina Fenerbahçe'yi iple çekiyor. <laughs> Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına baktığınız zaman hani Medina sanki olmayacak gibi. Ama olacak gibi de. Ama olmayacak gibi de. Şimdi Fenerbahçe Christian Medina konusunda Medina'nın pesine düştü. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa sürede anlaşma sağlandı. Ama Boca Juniors'ın inadı kırılamadı. Diogo Martinez öğrencisinin satılmasına kesinlikle 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 karşı çıktı. Yani cesedimi çiğnemeden göndermem falan filan demiş. Sanki ne oluyorsa ona da. Ben de onu anlamıyorum. Yani derdine ne oluyorsa derdini sevdiğimin. Şimdi Medina yetenekli bir oyuncu. Bak ben onu söyleyeyim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bakın transfer olup olmadan hani bazıları transfer olunca başka konuşuyor, olmayınca başka konuşuyor ya. Ben transfer olmadan konuşuyorum. Şimdi 13 milyon euro hanesinde veri yazıyor. Arjantin'de bir oyuncu Arjantin milli takımına seçilirse zaten o 13'e bir 20 eklersin. 29 maç 2334 dakika 3 gol 3 asist yapmış. Şimdi 8 numara pozisyonu Fred pozisyonu. Bak Fenerbahçe çift 8'den oynuyor. Bazı arkadaşlar yazmışlar işte çok bildi, bilen arkadaşlarımız. İyi de diyor Medina on numara değil ki. Lan size kim 10 numara dedi? Benim ağzımdan Medina on numara diye bir laf çıktı mı? Vicdansızlar. Adam zaten 8 numara Fenerbahçe neredeyse 3 tane 8'den oynuyor. Bak Amrabat'ı da 6 gibi düşünmeyin ha. Defansif yönü güçlü 6. O da ayrı mesele. Ama Fenerbahçe 3 8'den oynuyor gibi bir durum var ortada. Ha bu durumda düzelir mi? Bu durum Biraz daha ilerleyen haftalarda ee, takımın ritmi değişince düzelebilir. Fazla da bir şey demek istemiyorum ama şimdilik aynı gider gibi. Şimdi form düşüşü yaşamış. Medina'nın performans olumsuz etkilenmiş. Belgrano karşılaşmasında sakatlandığı için 38. dakikada kenara gelmiş ve Fenerbahçe'nin sözleşmesinde Medina sağlık sorunu yaşaması halinde Fenerbahçe transferden çekilebilir maddesi var. Yani e, transfer iptal falan. Ha durumu ciddi değilmiş. O ayrı mesele. Kas yorgunluğu diyor. Milli aranlardan formasına kavuşması bekliyor ama Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Akıllık etti Fenerbahçe. Sözleşmesine böyle bir maddeyi ekledi. İyi de yaptı. Yani bunlar basit meseleler değil arkadaşlar. E, milyon euroluk kaç milyon euroluk şeyler. Ve aslında Boca Juniors'un kötü performansı, teknik adam konusundaki belirsizlik, belirsizlik, başkan Rikelme'nin eleştiri oklarının hedefi haline gelmesi. Hani Fenerbahçe'ye katılmayı da oyuncu iple bekliyor. Ve Fenerbahçe'de Acun Ulucan ne demiştim? Medina Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. Bu dönemde değil Ocak'ta görüşelim dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz diye. Yani 29 maç 3 gol 3 asist. Ama Hani 10-15 milyon euro ya da 10-15 milyon dolar hak eden bir performans mı? Tereddütlerim, korkularım, endişelerim var. Ama bak daha önce de söyledim. 5 milyon dolara kiralasak, opsiyon 10 milyon dolar olsa ben kabulüm. Çünkü atılmaya değer bir zar. Çağlardan Fenerbahçe iyi haberliyor. Hani Twente maçında sakatlı nedeniyle oynayamadı ama bireysel çalışmalara başladı ve e, Antalya Spor maçında sol arka adalesinden sakatlanmıştım. Kanama ödeme tespit edilmişti. Hatta milli takımda bu yüzden gidememişti. Bireysel çalışmalara başladım. 9. E, hafta da maçımız var. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'de mesela Çağlar sakatlandı diyoruz ya. Çağlar sakatlandı dedikten sonra farkındaysanız dik maçında oynamıyor. Ya da Avrupa maçında oynamadı. Götürülmedi Avrupa'ya. Hani futbolcu sakatlandı deyip maçta 90 dakika oynatırsak bize dolandırıcı diyebilirsiniz. Yani bunu yapan takımlar olsa onlara da dolandırıcı değil ama tamam mı? Anlaşalım yani. Fenerbahçe'ye 10 numara genç Mert Kömür. Almanya bu 20 takımda forma giyen Mert Kömür'ü transfer listesine dahil etti. Günaydın. Günaydın. Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu. Şimdi Mert Kömür hakkında ben size şunu söyleyeyim. Mert Kömür'ü biz çoktan listeye aldık. Yani o kadar çoktan listeyi aldık ki aklınız durur. Oyuncu henüz 19 yaşında. A takım seviyesini seçmediği için hala statü olarak Türk sayılıyor. Bilginiz olsun. 6-8-10 oynayabilen bir oyuncu. İki ayağında etkili kullanabilen yetenekli bir isim. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde oynamış. Augsburg takımında forma giyen bir isim. 5 maçta bir golü var. 344 dakika. bundesliga'da 27 dakika süre almış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani eee <laughs> ne denir ona? Böyle bir futbolcu. Ama e, bu arkadaşı biz gündeme aldıktan sonra hani biraz parasal olarak yüksek bir beklenti içine girdiler. E, güncel piyasa değeri 2 milyon euro yazıyor ama yani alt yaş kategorinde 20 kez milli olan bir futbolcu Almanya için. Takipteyiz. Ben hani aldık alacağız, gitti gidiyor, geldi geliyor falan hiçbir şey demiyorum. Ama takipteyiz arkadaşlar bu arkadaşı. Bilginiz olsun. Ben bu kadar söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de yaprak dökümü olacak. Mesela Levent Mercan. Levent Mercan'ın menajeri devre arası için takım bakıyor arkadaşlar. Çok açık ve net takım bakıyor. Mourinho sezon başı kiralanması yönde rapor verdi. Bak kiralanması çünkü dedi ki Mourinho, oyuncu yetenekli. Hani Oyuncu da yetenek var. Hem de yüksek oranda yetenek var. Ama bu Fenerbahçe kadrosunda yer alamaz. Hani ee, ciddi hazırlanması lazım dedi. Oyuncu da ciddi hazırlık geçiriyor. Şimdi doğruya doğru. Ama bu sene oynayamaz arkadaşlar. Gidecek kendine gelecek. Mesela bak Oğuz Aydın. Hala Oğuz Aydın izleyemedik biz. Bu Oğuz Aydın'ın yeteneksizliğinden değil. Bu Oğuz Aydın'ın yeteneksizliğinden değil. Bu başka şeyden dolayı. Bu hani futbolcunun hazırlanma aşamasından, evresinden dolayı. Bakın Beşiktaş'ta Semih mesela. Ben Semih'in niye oynamadığını öğrendim. <laughs> Semih'in rejenerasyon verileri kötüymüş. Yani vücut toparlanmıyormuş arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. 500 tane halter kaldırıyormuş. Bir gün dinlendiği zaman kas yorgunluğunun geçmesi lazım ki bir günde geçmiyormuş. iki günde geçmiyormuş. Üç günde geçmiyormuş. Öyle anlatayım yani anlayacağınız tabirle. Bu sadece bir örnekleme. Ne demek halter? Futbol oynuyoruz halterle ne alakası var falan demeyin yani. Ee, oyuncunun rejenerasyon süresi uzadığı için oynatmıyormuş. Niye? Oynatırsa <laughs> hani kusura bakmayın çok ciddi sakatlanma riski var. Bir de bazı arkadaşların bilmediği ben küçük bir bilgi vereyim. Mesela Oğuz Aydın Levent Mercan. Mourinho diyor ki sizi oynatmayacağım. Sizi geliştireceğim. Futbol anlamında eksiğiniz yok ama vücut anlamında eksiğiniz var. Sizin üstünüze düşeceğim. Arda Güler hatırlayın. Real Madrid'e gittiği dönemi hatırlayın. Oynatmıyor, oynatmıyor, sakatlandı. Oynatmıyor, oynatmıyor, hazırlık kampında sakatlandı. Oynatmıyor, oynatmıyor, sakatlandı. Ne dediniz siz? Ya arkadaş sakatlanmaya mı gitti bu? Ne yapıyorlar bunlar? Koskoca Real Madrid antrenmanını bilmiyor diye. Maksimumuna dayıyor. Maksimum gücü veriyor. Sonra çık oyna diyor. Oynayınca sakatlanıyor. Bak Levent Mercan, Bartu Elmas, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, bu isimlere aşırı yükleme yapılıyor. Bu isimlere şu an şu aralar oynatılmama sebebi yüklemeler. Ama siz de şunu diyeceksiniz hocam bak. Yani o Aydın gelen 3 ay olmuş. 3 ayda neyin yüklemesi yapılıyor? Ya yani robota mı dönüştüreceğiz diyebilirsiniz. O yüklemeler zaten bitmek üzere. Ama yükleme tam yani yükleme yapılırken maça çıkıp full performans verirse futbolcu sakatlanıp sezonu kapatabilir. Çünkü kaslar iyice geriliyor, iyice zayıflıyor. Zaten kasın oluşumunu biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kas şu diyelim. Sen bunu yırtıyorsun. Acı çektirerek. Bir daha yırtıyorsun acı çektirerek. Yani geliştiriyorsun. Bunlar da yine dörde, hani dört parçaya ayrılan kas kalınlaşa kalınlaşa güçlendiriyor. Bu bir süreç. Yani futbolcuların oynatılmama, oynamama süreci bu. Gol yollarında bitiricilik sorunu yaşayan Fenerbahçe devre arasında Alexander Lacazette için hamle yapma kararı aldı diyor. Külliyen yalan. Yani ne hamle yapma kararı aldık ne hamile yapma kararı aldık. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe Lacazette alması için Ceko'yu göndermesi lazım. Ya zaten bizim 38 yaşında bir forvetimiz var. Zaten yine 33'lük, 34'lük, 33'lük Cenk Tosun var. Bir de Lacazette dediğin adam hani e, devasa bir performans falan göstermiyor ki. Olimpik Lyon'da bu sezon Hani sizin tabirinize yoklar oynuyor. 2 Avrupa Ligi maçında 2 gol atmış kabul de 8 maçta 2 gol 1 asist 607 dakika. Yani sizin tabirinize göre çöp bu futbolcu. Siz bunu istemezseniz. Ha, Fenerbahçe devre arasında kimi alır? Ben Fenerbahçe'nin alabileceği ismi söyleyeyim. Mert Kömür alabilir mi? Mantıklı değil. Fenerbahçe şu anda 10 numaralı bir sistem oynamıyor ki. Medina'yı alabilir. Çift 8'li bir sistem. Medina'yı alıp Mesela İsmail Yükseğ'e gönderebilir. Hocam öyle olmuyor. Yabancı kontenjanı, yabancı sayısı var. Ha, ha, yeme bizi. Peki başka yabancı gönderse mesela Kent, Ryan Kent'e ne oldu? Mesela ben Fenerbahçe'de birkaç ismin akıbetini biliyorum. Kent ne oldu? Serdar Aziz ne oldu? Hani Burak kapacak ne oldu? Hani bunlara ne olduğunu merak ediyorum. Yanlış anlamayın. Belki de biliyorum ama açıklayamıyorum. Hani bunlar bu isim mesela Kent bir tane kontenjan işgal ediyor. E, kentin yerine gayet tabi Medine alınabilir. Kent gider Medine gelir. Sıfıra sıfır. İsmail Yüksek gider. Yerine yabancı gelir. Olabilir. Ee, ne bileyim başka bir isim gider. Yerine Türk isim gelir. Sonra dengelenir. Yani durumlar böyle. Ama Fenerbahçe... Lacazette için herhangi bir şey yapmayacak. Fenerbahçe forvetlerinden memnun. Hem en nesirden hem Cekodan memnun. Aklınızın köşesinden bile geçirmeyin Fenerbahçe memnun değil diye. Fenerbahçe sadece bazı isimlerin gelişiminden memnun değil. O isimleri de çok dillendirmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek. Bakın doğru yol nedir biliyor musunuz? Doğru yol hedefe ulaştıran yoldur. Yani keyifsiz futbol oynayalım. Sezon sonunda şampiyon olalım. Sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu olalım. Sezon sonunda Türkiye Kupası'na şampiyon olalım. Yani 3 tane kupa kazanalım. Bak keyifsiz futbol. Aynı bu futbol devam. Sezon sonunda şey mi diyeceksiniz? Arkadaş ben kutlamıyorum ya. Valla kusura bakmayın. Yani sezon boyunca keyifsiz futbol oynadı. Ben kutlamıyorum. Kusura bakmayın mı diyeceksiniz? Ya millet haramla haram yere hakemlerle rakiplerin yatmasıyla rakiplerin maçlara asılmamasıyla şampiyonluk alıp bunu helal gibi anlatıp kutlarken sizin derdinize ne oluyor kardeşim? Size ne oluyor? Lan millet harama seviniyor. Siz helale sevinmiyorsunuz. Var mı böyle bir dünya ya? Var mı kardeşim böyle bir dünya? Yapmayın etmeyin ya. Yapmayın etmeyin. Herkes, ya yani bizi kendimize güldürtmeyin. Yani Fenerbahçe'de duyumsal olaylar bunlar ama Fenerbahçe'de devre arasında çok gelişmeler, çok değişmeler olacak. Ben yine söylüyorum devre arası Fenerbahçe için hareketli bir transfer sezonu geçecek. Benden söylemesi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olduğunuz için, beğeniler attığınız için, yorumlar attığınız için hepinize teşekkürler sunuyorum. Pek yakında da inşallah forma çekilişleri olacak. Üye olmanızı tavsiye ederim. Bir aylığına 15 TL veriyorsunuz. Hani kanalda desteğinizi gösteriyorsunuz. ben sadece tavsiyede bulunayım da. Sonra yarın bir gün demeyin bana hocam keşke deseydin diye. Duyumlar başladı. Transfer duyumlarının kralı veriliyor. Hani videoları beklemeden direkt olarak duyumları alıyorsunuz. Ben üyeliği tavsiye ederim. Olursanız daha siz bilirsiniz, olmazsanız da siz bilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.